tıbbi uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte ilk konumuz olarak varislerden bahsedeceğiz sizler için. Evet İbrahim Bey. Evet, varis neden, için, nasıl oluşur? Maalesef günümüzde varis ve venöz yetmezlik problemi hızla çoğalmakta. Almanya'da takriben 80 milyon insandan 10 milyonunda bu problem var, varis problemi. Türkiye'de de muhtemelen %10 kadar varis problemi var. Yani 7-8 milyon. Çok ağır, 3-4 milyon insanı da tedavi gerektirecek durumda. Tedavi olmasa ne olur? Zamanla baldırdaki, bacaktaki damarlar artık ne oluyor? Mosmor oluyor, dışarı çıkıyor. Çok kötü görüntüsünün yanında ağrı veriyor, sızı veriyor, acı veriyor. Kişi uyuyamıyor, ödem oluşuyor. Ameliyat olsa dahi çözüm değil. Çünkü ameliyatla ana damarı alıyorsunuz. Yan yollar, damarlar açılır ama bunlar yeterli olmadığı için dokular beslenemiyor. Dokular beslenemediği için de yaralar oluşur, ülserler oluşur, baldır ve bacakta kapanmayan yaralar oluşur, açık yaralar. Ya açık yara olursa ne olur? Zamanla kan girene, kansere dahi dönüşebilir. Çok çok tehlikeli olabilir. Varize, venöz yetmezliğine karşı kullanılan çoraplar kullanılıyor. Ayaktan ta kalçaya kadar çoraplar kullanılır. Bu çoraplar yani iyi geliyor gibi düşünülse de aslında variz için, venöz yetmezliği için kullanılan çoraplar mahsurludur. Neden mahsurlu? Çünkü kasları zayıflatıyor. Kasların görevini alıyor. Kaslar zayıfladığı için uzun vadede bacak, baldır ve bacaktaki kaslar zayıfladığından rahatsızlık aslında katlanarak artıyor. Damarlardaki gevşeme, açılma daha da büyüyor. Daha da kötü oluyor. Çorap çözüm değil. Ne yapılabilir? İnsanlar maalesef yani büroda çalıştığı için veya iş yerinde bazı fabrikalarda yine oturarak çalıştığı için hareket etmediğinden, spor yapmadan, yanlış beslendiğinden, bazıları alkol ve sigara tükettiğinden birçok sebepten dolayı variz oluşur, venöz yetmezliği oluşur. Sadece çok oturdukları için mi yoksa çok ayakta durdukları için de oluşabilir mi? Ayakta duranlar da tabii daha çok evet, olur. Evet, ayakta duranlar. Oturanlar da spor yapmanlar da olur. Evet. Öğretmenler de olur. Şimdi ne yapılabilir? Çok basit. Oturarak çalışan kişi ayağını böyle oynatırsa günde 4-5 defa ayak sporu gibi oturduğu yerde böyle masaj parmağını üzerine zıplatırsa ayağını günde 3-4 defa baldır ve bacaktaki kasları harekete geçirir. Alttaki kanı yukarı doğru pompalar. Bu nedenle kişi oturduğu iş yerinde günde 3-4 defa parmaklarını üzerinde ayaklarını zıplatması gerekir. Nasıl yapılacak? Biraz zor göstermek. Evet. Şimdi bu tür rahatsızlığı olanlar için ne yapılmış, ne yapılıyor? Yani kimyasal ilaç kullansa başka problemler çıkıyor. Karaciğere zarar veriyor, böbreklere zarar veriyor. Bununla ilgili İtalya'da, Almanya'da ve Japonya'da birçok klinik araştırması var. Bunların başında çok önemli iki bitki var. Variz ve venöz yetmezliği için. Ha, venöz yetmezlik ve variz arasında biraz fark var. Venöz yetmezlik dokuların yani kırcal damarların toplar damarın toplayamaması, besleyememesi, dokuyu yeterince kan akışı olmaması nedeniyle toplar damarlarda kapakçıkların zafiyeti nedeniyle problem ortaya çıkar. Venöz yetmezlik. Veyahut da toplar damarın içerisinde pıhtı oluşursa bu şuna benzer. Bahçenizi suladığınız hortum var. Hortumda delikler oluşursa ne olur? Su kaybolur, sızar. Damarlarda da böyle zamanla zafiyet nedeniyle, venöz yetmezliği nedeniyle sızma olur. Çevre dokuya sızmalar nedeniyle toplanan kanın bir kısmı ne oluyor? Sıvının bir kısmı çevre dokuya sızıyor, ödem oluşur önce. Ayak bileğinde, baldırda,
ödemler oluşur, kaşıntı yapar, ağrı yapar vesaire vesaire. Tedavi edilmezse bu sızıntılar zamanla ayakta yara oluşmasına sebep olur. O bölge, venöz yetmezliği olan bölge önce morarır, sonra ülsere, baldır ve bacaklarda iyileşmeyen açık yaralara dönüşür. Evet, tedavisi nasıl? Mümkün mü? Mümkün. Bununla ilgili variz ve venöz yetmezliğine karşı çok çok güzel şifalı bitkiler var. Bunların başında bildiğimiz üzüm çekirdeğinden elde edilen ekstraktan elde edilen damladıracı ve kapsüller. Üzüm çekirdeğiyle birleşiminde oligoprosiyanidin denen etken madde var. Bunun son yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda kansere karşı dahi etkili olduğu belgelenmiştir. Kansere dahi etkilidir. Bununla ilgili mesela İtalya'da 17 sağlık merkezinde 219 damar rahatsızları, damar sertliği, arteriyoskleroz dediğimiz damarlardaki sertleşme nedeniyle elastisitesini kaybederse yavaş yavaş varize dönüşür. Hasta tedavi edilmiş, kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızlıklar, problemler ortadan kalkmıştır. Yine 260 hasta üzerinde tedavi edilmesi yapılmış. Bu da Almanya'da venöz yetmezliği olan hastalar tedavi edilmiştir. Yani üzüm çekirdeğinden elde edilen ekstraktla. Evet. Profesör Doktor Gerhard ve ekibi Almanya'da 800 hastayı yine üzüm çekirdeğinden elde edilen ekstraktla tedavi etmişlerdir. Yani üzüm çekirdeği de yeterli olur mu? Birleşimindeki etken madde az olduğu için üzüm çekirdeğiyle tedavi çok zaman alır. Çünkü etken madde az. Bu nedenle ekstraktından elde edilen damla, draje ve kapsüller kullanmak gerekir. Evet. Biyokimyager Adolf Krebs ve Fritz Albert Lippmann üzüm sirkesinin birleşimindeki asetik asit yani sirke asidiyle deneyler yapmışlar. Yapmış oldukları yani sirkeyle yapmış oldukları deneyler sonucunda metabolizmayı hızlandırdığını yani vücudu temizlediği, arıttığını belgelemişler ve bu alanda bu iki ilim adamı Nobel ödülü almıştır. Yani sirkeyle ilgili yapmış oldukları araştırmada. Eskiden Avrupa'da sirke, hastanelerin bodrum katına sirke konur, hafif hafif ısıtılırdı. Antibiyotikler icat edilmeden önce. Ne yapıyor? Sirkenin buharı antibiyotik gibi etki yapıyor. Bakteri, virüs ve mantarları öldürüyor. Antibiyotikler çıktıktan sonra sirke kazanlarını çöp attılar. Ve sirke unutuldu. Peygamber Efendimiz'in evinde ekmeğine katık bir şey bulmadığı zaman devamlı sirkeyle ekmeğini sirke bandırarak yemiştir. Benim en önemli katığım sirke demiştir. Neden? Evinde sirke olan kişi, sirke kullanan kişi asla fakir olmaz buyurmuştur. Niye fakir olmaz? Evinde sirkeyle fakirliğin ne ilgisi var? Çünkü sirke kişi yani yiyeceklerinde, içeceklerinde kullanırsa damar sertliği olmaz, kolesterol olmaz, lipid olmaz. Kişide uyuşukluk, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik olmaz. Koşturur, çalışır. Tembel tembel yatmaz. Antalya'da bir tanıdım. Allah Allah, adam maddi durumu iyi dediği. Yani işe çağrılıyor, gitmiyor. Bu adam niye çalışmıyor dedi. Niye işe çağırıyorlar, işe gitmiyor. Tembel dediler, bu çalışmaz. Aa, ne yapacak ya? Nasıl geçinecek? İşte öyle böyle şöyle. Oradan buradan şuradan. Allah Allah. Adam o kadar tembel ki işe gitmiyor. Parası pulu da yok. İşe de gitmiyor. Şimdi geçenlerde beni aramış diyor ki bana
anjiyo olacağım. Beni bundan kurtar. Tembel tembel evde yata yata ne olmuş? Damarları tıkanmış. Yani yatan adamın hali sonunda perişan. Bütün damarları tıkanır. Bu genç yaşta, yaşında 35. Damarları 35 yaşında bir insan damarları tıkanır mı? Televizyonun karşısında 8 saat böyle televizyona bakarsa, hareket etmese 20 yaşında da tıkanır. Biz maalesef dünyada en çok televizyon seyreden milletiz. Ortalama günde 8 saat televizyon seyrediyoruz. Kitap okumaya 15 saniye vakit ayırıyoruz. Yapılan araştırmalarda kitap okumak için 15 saniye vakit ayırıyoruz. Televizyon için 8 saat vakit ayırıyoruz. Dünyada bir rekor. Uçurum gibi bir fark var arada yani. Dünyanın hiçbir ülkesinde yamyamlar dahi bizden çok kitap okuyor. Afrika'daki. Evet, eskiden insanın yerine. Evet. Üzümle ilgili, yani üzüm çekirdeğiyle ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Üzüm çekirdeği ekstraktı, alıç ekstraktı, zeytinyağı ekstraktı, altın başak otu ekstraktı vesairesi, yaban mersin ekstraktı çok özel bir antioksidan. Amerika'da son yapılan araştırmalarda antioksidan ne demek? Şimdi mesela oksijen hidroksidine dönüşürse, yani vücudumuzdaki bazı metabolik çalışmalar sırasında hidroksit eksi iyonlar saldırganlaşır. Serbest radikaller ortaya çıkarsa, süperoksitler, hidroksitler vesaire, serbest radikaller diğer moleküllerle birleşmek ister. Bu nedenle vücudumuzdaki birçok enzimi, vitamini vesaire parçalar, zararlı hale getirir. Bu da yani birçok hastalığı tetikler. Toksik madde oluşur vücudumuzda. Serbest radikaller tehlikelidir. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Kuturmuş köpek gibi her şeye saldırır. Vitaminleri, mineralleri, enzimleri, parçalar böler. Yani gördüğü her şeyle reaksiyona girmek ister. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Azgın teke sendromuna yakalanan erkek gibi her kadınla evlenmek, ilişkiye girmek ister. Bu da serbest radikal de böyledir. Bu da birçok problem doğurur vücudumuzda. Üzüm çekirdeğinin birleşimindeki oligomerik prosiyanidin denen etken madde serbest radikalleri bağlar, kendine dışarı atılmasını sağlar. Yani çok güzel özellikleri var. Zaten bununla da ilgili yapılan araştırmalarda Nobel ödülü almış ilim adamları üzümle ilgili. Evet, ikinci önemli bitki nedir? At kestanesi. At kestanesiyle de ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmış. Bu araştırmalardan mesela Heidelberg'te, Almanya'nın Heidelberg şehrinde 240 hasta efendim ödem, kramp, ağrı, baldır bacaklarında ödem, kramp, ağrı, kaşıntı gibi rahatsızlıkları olan variz rahatsızları. Bazı insanlar böyle yürürken baldır ve bacaklarında sanki kurşun bağlıymış gibi hisseder. Ayağını kaldırmakta kaldıramaz. Böyle bir his. Yürüyemez. Böyle sanki ayağında kurşundan ayakkabı varmış gibi taşıyamaz ayaklarını. İşte bu varizin veniz yetmezliğinin belirtileri. Tedavi edilmezse kramplar, kaşıntılar, ödem oluşur. Tedavi edilmezse ne olur? Variz olacak, venöz yetmezliği ortaya çıkacak, problem ortaya çıkacak demektir. Heidelberg şehrinde 240 hasta üzerinde yapılan klinik araştırmasında at kestanesinden elde edilen ekstraktlı hastalar tedavi edilmiştir. Evet, yine Almanya'da 118 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Ben de Almanya'da bahçem vardı, tarla. Bahçeye gidip biraz çalışıyordum. Ben spor yapıyordum, bisiklet sürüyordum vesaire. Fakat bir ara artık şu kitabı bitireyim diye çok konsantre oldum. Kitaba yoğunlaştığım için hiç dışarı çıkamaz oldum. Baldırı bacaklarımda ağrılar, kramplar hissetmeye başladım. Yürürken sanki ayağımda böyle bir kurşun varmış gibi ağır geliyordu yürümek. Dedim tamam, hapı yutacağız. Variz başlıyor veya venöz yetmezlik başlıyor, problem olacak. At kestanesini acıdır.
Onu rendeledikten sonra şişeye koydum, üzerine sirke doldurdum. At kestanesi, sirkesi yaptım, hazırladım. 3-4 hafta kullandıktan sonra hiçbir şeyim kalmadı. Ama bu bir başlangıçta olursa etkili. Variz veya venöz yetmezliği ilerlemişse at kestanesi, benim yapmış olduğum at kestanesi sirkesi yeterli değil. At kestanesi bu varize karşı çok özel bir formülümüz var. Birleşiminde at kestanesi ekstraktı, Hamamelis virginiana cadı fındığı ekstraktı, sarı yonca ekstraktı, kokulu yonca ekstraktı, çoban çantası otu ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı. Bunu kullandığı zaman kişi hiçbir rahatsızlığı kalmaz. Yavaş yavaş iyileşir. Ama baldırma bacaklarına böyle çorap giyerse bu sefer buradaki baldırma bacaktaki kaslar eriyeceğinden, zayıflayacağından önce biraz bir iki hafta iyi gelir ama çorabı giyen kişi bacakları, baldırı zayıflar, yürüyemez hale gelir. Rahmetli babama doktora demiş ki tanıdıkları, dizlik tak demiş. Ya yapma dedim bak. Bak bu dizlik kasların görevini yerine alıyor. Yani kasın yerine geçiyor. Bunu vücut, kaslar zayıflar. Yavaş yavaş erir, yürüyemez hale gelirsin dedim. Ya doktordan iyi mi biliyorsun, işine bak dedi. Evet, iyi sen bilirsin dedim. O zamanlar tabii 30 yıl önce. Bir de beni aradı, 3-4 ay sonra dedi ki, ya haklıymışsın dedi, namaz bile kılamıyorum, ne olacak benim halim? Dedim, dinleyecektim. Tamam, tedavi ederiz inşallah dedim. İksirle biz onu hallettik. İksir nedir? İksir limon suyu, sirke, sarımsak. Sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytinyağı, kakule gibi bitkiler içerir. Bütün damarlar açar. Beyin damarlarını, kalp damarlarını, karaciğer yarılması, pankreas yağlanması, bütün organlardaki yağlanmaları, cerrahat, cirofu çözer. Hiçbir şey bırakmaz. Kalp damarları demişken, kalp ve damar hastalıklarında da o zaman bu iksir, aloe vera. Evet, çok çok. Faydası var herhalde. Bir beyefendi kalp damarla ilgili bana geldi. 65 yaşında. Adamcağız 20 yaşında bronşite karşı ilaç kullanmaya başlamış. Üşütme, grip, sonra bu bronşite dönüşmüş. İlaç kullana kullana midesine zarar vermiş, karaciğerine zarar vermiş. 39 yıldır ilaç kullanıyor. Ama ne ilaçlar kullanıyor? O kadar ki bir bronşitten başlamış ilaç kullanmaya. İşte mideye zarar vermiş, mide için ilaç kullanıyor. Karaciğere zarar vermiş. Kolesterolü çekmiş, tansiyon çekmiş, romatizma. 39 yıldır ilaç kullanıyor ama yanında kutu kutu ilaç, 15-20 çeşit ilaç. Bana getirdiler adamı ki yürüme dermanı yok. Oğlu dedi ki, benim babamın durumu ne olacak? İnşallah düzelir dedim yani. Adamcağız 39 yıl ilaç kullanmış, hala kullanıyor. Yani bırakamıyor. Kan sulandırıcı almak zorunda, diyabet hapı almak zorunda, kolesterol hapı almak zorunda, romatizma hapı almak zorunda, bronşit hapı, nefes alamıyor. Ne olacak bunun hali? Dedim ki inşallah bakacağız, göreceğiz. 6 haftada bu ilaçların en az %50'sini çöpe atacak dedim. Kalp ritmi bozmuş, kalp ritmi bozulmuş, onun için ilaç alıyor. İyi hadi bakalım. 6 hafta sonra ilaçların %70'ini çöpe attı, kurtuldu. 6 hafta sonra. Devam. 3 ay sonra hamdolsun adam da kendine geldi, canlandı. Ya keşke daha önce dedi, sizinle karşılaşsaydım, bu kadar acı çekmezdim. Yani ilaç kullanarak yavaş yavaş kişi kendini zehirliyor. Yan tesirlerine bakmıyor, her alıyor, leblebi gibi atıyor. Doktorum dedi, al kullan. Yan tesirini oku, bak veya internetten araştır, yan tesiri hakkında yüzlerce yazı var. Nelere sebep oluyor? Okumak, araştırmak lazım. Birçok ilaç insanlar üzerine denenmeden piyasaya sürülüyor. Fareler üzerine deneniyor. Tamam bitti. İnsanla farenin metabolizması aynı mı? Fare diyebilir mi ki şuram ağrıyor, buram ağrıyor, işte şu yan tesiri var, bu yan tesiri var diyebilir mi? Fareler üzerine deney yap, insanlara uygular. İnsanın metabolizması ayrı, hayvanın, kuşların metabolizması, her şeyin, her varlığın metabolizması farklı.
hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle insanlar üzerinde deneyemezsiniz. Maalesef birçok ilaç piyasadan milyonlarca insan zehirlendikten sonra çekiliyor. Kontagan denen bir ilaç kullanıldı. Bu ilaç yasaklandığı için ismini söylüyorum. Kontagan kullanan bütün kadınların çocukları özürlü doğdu. Nasıl özürlü? Kolsuz, bacaksız. Yani spastik özürlü. Ve zihinsel. 15 bin Almanya'da çocuk doğdu böyle. Bütün aileler mahkemeye verdiler firmayı. Mahkemesi 11 yıl sürdü. 11 yıl sonra firmanın üretmiş olduğu ürünlere yasak geldi. Ama firma ne yaptı? Depodaki ilaçları Türkiye, Mısır ve Endonezya'ya sattı. Bu nedenle 1970 ve 80'li yıllarda doğan Türkiye'deki çocuklarda çok üzüldü çocuk doğumlar oldu. Yani Türkiye'nin o günkü Sağlık Bakanı kimse bilmiyorum rüşvet mi aldı ne yaptı işte. Bir şeyler yapıyor yani o zamanlar çok böyle işler yapılıyor. Evet. Şimdi kalp damar için dünyada en etkili bitki alıştır. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. Alıcın 900 çeşit alıç var. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bunlardan ikisi şifalıdır. Meyvesi yenmez. Alıç deyince zannediyor ki vatandaş meyvesini yersen işte kalp damar rahatsızlığı geçer. Öyle değil. Meyvesinin faydası var ama yaprak ve çiçeği daha faydalı. Yaprak ve çiçeği birleşiminde flavonoidler, hiperozitler vesaire var. Mesela bunun birleşimindeki etken madde yaprak ve çiçeğinin %50 %50 eşit oranda olması gerekir bir. Yani rastgele alıç olmayacak, özel alıç olacak, yaprak ve çiçeği aynı oranda olacak, ekstrakları %50 %50, %50 çiçek ekstraktı, %50 yaprak ekstrakt olacak. Bunun birleşimindeki hiperozit kalp damar için dünyada en etkili maddedir. Fakat birleşimdeki etken madde %1. Çayını içerseniz hafif rahatsızlıklarda etkili. Fakat damar tıkanmış. %80 %90 ne olacak? O zaman çayın etkisi az. Bu nedenle bunun özünün, ekstrasının, damlasının derecesini kullanması gerekir. Bir beyefendi beni aramış diyor ki 65 yaşında Gaziantep'ten iki defa stent takılmış, üçüncü defa tekrar stent takılması gerekiyor. Üçüncü damara. Sürekli damar tıkanıklığından problem. Daha önce bir sürü anjiyo olmuş. Tekrar stent takılması gerekiyor. Ya dedi, arkadaşım sizin ürünlerle iyileşmiş. Ben de sizin ürünü deneyeceğim. Artık anjiyo olmak istemiyorum. Korkuyor adamcağız, panik oluyor. Aniden gideceğim diye korkuyor. Stent taktırmak istemiyor. Problem değildik. Hallederiz inşallah. Biz çok özel bir formül geliştirdik. Birleşiminde alıç, yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakt, sarı kantaron, altın başak otu, zeytin yaprağı, oğul otu, ginkgo, ginzek vesaire. Kullandı. 3 ay sonra stent takılmasına gerek kalmadı. Bütün damarlar açıldı. Neye göre konuşuyoruz? Yani biz konuşursak ispat etmemiz gerekir. Burada alışla ilgili klinik araştırması yapılmış. Mesela sadece Almanya'da 3664 kalp damar rahatsızlığı olan hasta üzerinde deney yapılmış, klinik araştırması yapılmış. Ve bunlarda mesela nefes darlığı, efendim, gece nefes alamama, kalp çarpıntısı, kalp teklemesi, efendim, ödem, göğüste sıkıntı, sıkışma gibi hastalıkları olan 3664 hasta tedavi edilmiştir. Bilgi var. Yani işte şu ürün kalp damar açar, şunu kalbi iyi gelir demek yetmiyor. Bilgi. Neye göre söylüyorsun? Kime göre söylüyorsun? Nerede, ne zaman, kim araştırma yapmış? Bilgi lazım. Bilgi olmadan konuşmamak gerekir. Biz şöyle ürün ürettik, kalbi iyi gelir, damara iyi gelir demek bir anlamı yok. Bilgin var mı? Varsa konuşacaksın. Biz var, elimizde bilgimiz. Konuşuyoruz. İspat ediyoruz. İspat edemeyeceğimiz hiçbir şey konuşmayız.
Evet hocam, diğer önemli sorunlardan bir tanesi de yüksek ve alçak tansiyon. İnsanlarda çok sık görülebiliyor bu. Hatta genç yaştakilerde de, genelde yaşlılarda görüldüğünü düşünürüz biz ama gençlerde de artık ne yazık ki görülmeye başlandı. Bunun evet. için bir çözüm yolu var mıdır, i̇şte nedir? Damarların iç yüzeyinde oluşan plaklar. Bu da damarlara yine bağlı. Damar sertleşiyor. Evet. Mesela diyelim ki 120 bin kilometre uzunluğunda damar var her insanda. Ortalama dünyayı iki defa dolanacak uzunlukta. Su borusu gibi düşünün. İçinde plak oluşursa, nasıl ki su borusunun içerisinde kireç tıkarsa su borusunu, damarların iç yüzeyindeki plaklar da damarı daraltıyor. Kişinin o diyelim ki 6 litre kanı var. Var ama tıkanmış damar nereye pompalayacak? Daraldığı için pompalayamıyor. Gitmiyor. Zorluyor. Kalp zorlanıyor. Bu nedenle damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle tansiyon problemi ortaya çıkıyor. Yüksek tansiyon. İşte buna karşı biraz önce söylediğim bu alıç yüksek tansiyona karşı etkili. Damarları yavaş yavaş açar. Aynı zamanda iksirde kullanmak gerekir. Bir de düşük tansiyon problemi var. Bu da genellikle bayanlarda yoğun adet görme nedeniyle aşırı kan kaybı olursa ki oluyor. Bazılarında da kansızlık problemi var. Neden kansızlık olur? Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemiyor. Vitamin, mineral, enzim gelmezse karaciğer nasıl kan yapsın? Karaciğer kan yapacak ama vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Yapamıyor. Yapamazsa ne olur? Kansızlık. Bağırsaklardaki problem kansızlığa sebep olur. Karaciğer ve kemik iliği kan yapamaz. Kan yapabilmesi için kişinin yemiş olduğu besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin bağırsaklardan emilmesi, absorbe olması gerekir. Bağırsaktaki problem kansızlığa sebep olur. Ben her soruyorum, kansızlık problemi olan, yani düşük tansiyon olanı mutlaka ya bayandır, yoğun adet görme nedeniyle böyle bir problem yaşıyor veyahut da bağırsaklarında problem vardır. Bu nedenle düşük tansiyon problemi yaşıyor. Bu problemler ortadan kalktığı zaman düşük tansiyon problemi ortadan kalkar. Yani bayanlarda eğer ki yoğun adet görüyorsa buna karşı hayıt forte, eğer ki bağırsaklarında problem varsa, besinlerdeki vitaminleri enzimi absorbe edemiyorsa kara haliyle forte. Yani bu durumda hem kalp ve damar içinde, aynı zamanda yüksek tansiyon içinde alıç faydalı bir bitki diyoruz. Evet, yüksek tansiyon için alıç, düşük tansiyon için biberiye. Evet, teşekkür ediyoruz hocam.